Merhaba, Malgök Atölyesi izleyenleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sardunyalar hakkında bilgi vereceğim ve aldığım sardunyaları saksılara dikeceğim. Bodur bir sardunya aldım. İki tane bakın. Bodur sardunyalar soğuğa ve sıcağa daha dayanıklılar. Çiçek severler. Yani alırsanız bodur sardunya da alabilirsiniz. Çok fazla yukarıya doğru büyümüyorlar. Bahçe sardunyaları gibi değiller. Eğer balkonunuza yetiştirmek istiyorsanız balkonunuzun ön cephesinde bodur sardunya alabilirsiniz. Yayılıyorlar ama çok uzamıyorlar ve çok fazla çiçek açıyorlar. Bir de başka bir seradan da, başka bir çiçekçiden de sarkım sardunya aldım. Bakın böyle. Yaprakları daha değişik. Bakın. Sapları da daha değişik. Sardunya alırken nelere dikkat ettim? Bir kere sağlıklı olmasına, hani yapraklarının sararmış olmamasına, yani yeni çıkan yaprakların, daha sürgünlerin daha güçlü olmasına ve bakın hani çiçek açıyor olmasına. Ve alırken ben özellikle katmerli sardunya almak istedim. Hani iç içe fazla olan sardunya. Hangi sardunyalar var? Bizim bildiğimiz çeşitleri olarak bunlar bodur sardunya, çok yukarı uzamıyorlar. Bahçe sardunyaları var, çok yukarıya doğru uzuyorlar. Sarkım sardunyalar var. Bunlar çok fazla, benim bu aldıklarım çok fazla aşağı doğru uzamıyorlar. Sakız sardunyalar var. Onlar çok bir metre, bir metreden fazla uzayabiliyorlar. Evet, bunları dikeceğim. 3 tane saksım var. Bakın böyle saksılar. Bunları da süslemek istiyorum. Silikonluyorum. Yapıştırıyorum. Sıcak silikon. Çabuk tutuyor. Bakın. Hoş görünsün diye yapıyorum. Hani benim tercihim, herkesin tercihi farklı. Evet, saksılarımı hazırladım. Şimdi bu saksıma demirlerini takacağım. Biraz zor takılıyor. Sonra alttan bir bastırma yeri var. Bastırıyorsunuz, bu kadar. Bakın. Evet, sardunyamın toprağını hazırlamak istiyorum. Şöyle bir toprak kutum var. Yine yumurta kabukları koyuyorum. Kalsiyumu zengin olduğu için, kalsiyum açısından. Saksılarımı hazırladım. Evet, bu şekilde. Şimdi çiçeklerimizi koyalım. Çiçeklerimizi saksından çıkartıyoruz. Bakın bunu çıkarttım. Evet, biraz böyle sıkılaştırıyoruz. Ve bakın çıkartıyoruz. Evet. Ekim aşamasına geçebiliriz. Öncelikle köklerini biraz oynatıyorum. Bakın. Ve bir oyuk açıyorum. Ve oyuğa koyuyorum. Evet, yerleştiriyorum ve kenarlarını toprakla örtüyorum. Sardunyaları yazın haftada iki kere sulayabilirsiniz. Kışın da haftada bir kere sulayabilirsiniz. Çok güneşi ya da çok soğuğu sevmiyorlar sardunyalar. İkinci sardunyamıza geçelim. Fuşya olan sardunyamızı kullanacağım. Yine aynı şekilde kökleriyle biraz oynuyorum. Ve bir oyuk açıyorum. Ve içine koyuyorum. Ve kenarlarını kapatıyorum. En son beyaz sardunyamızı dikelim. Bu sarkım sardunyalarda şunu dikkat ediyorsunuz. Ne tarafa doğru sarkıyorsa o tarafa doğru dikmeye çalışın. Evet. Bir oyuk açıyoruz. Ve içine koyuyoruz. Bu kadar. Diktim arkadaşlar. Bakın. Şimdi buna can suyu verelim. Su dökelim. Yazları haftada iki kere sulayabilirsiniz. Kış vaktini haftada iki kere, haftada bir kere sulayabilirsiniz. Çok sıcaktan ve çok soğuktan sardunyalarınızı koruyun. Donabilir, soğuk durabilir. Çok sıcakta da yaprakları sararabilir. Çiçek vermesi gecikebilir. Evet, bir şey daha göstermek istiyorum. Geçen hafta
Çiçek tohumları dikmişim. Bakın. Bu büyümeye başladı. Filiz vermeye başladı. Normalde balkonda böyle dış mekanda duran şekliyle göstermek istiyorum. Az sonra onları ters döndüreceğim. Hani böyle duracaklar. Açınca daha güzel olacaklar. Şu anda yavrular daha. Evet, yönünü döndürdüm. Bittim arkadaşlar. Bu şekilde. İnşallah açınca da çok güzel olacaklar. Bakın. Önden daha güzel görünüyordur mutlaka. Bakar mısınız? Umarım beğenmişsinizdir. Hepiniz sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.